Sayın seyirciler, mecliste gen soru gündemi bir anda FETÖ'ye destek ve FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına neden oldu. CHP Grup Başkan Vekili AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa tasarısını gündeme getirdi. Levent Gök o tasarının FETÖ tarafından istendiğini dile getirdi. Altında imzası olan AK Parti milletvekillerini hedef aldı. Kalkın kendinizi savunun buradan. FETÖ'cü değilsiniz, savunun kendinizi buradan. O kadar. FETÖ'cü olan, FETÖ'ye destek sağlayan, FETÖ'yle beraber hareket eden alçaktır, şerefsizdir. Genel Kurul'da Adalet Bakanı Bozdağ hakkında verilen gen soru görüşülürken tansiyon yükseldi. AK Parti ile CHP arasında FETÖ gerilimi yaşandı. 17-25 Aralık'tan sonra onları getirmiş olduğu sahte delilleri Genel Başkanınız ve sizler bu kürsüden alabildiğine kullanmadınız mı? FETÖ'yle yüzleşmek önce bunları açıklamakla başlar. Hakim savcı atamalarında şaibe var iddiasını gündeme getirdi CHP. Adalet Bakanını, partililerini hakim olarak atadı diyerek istifaya çağırdı CHP. Partizan hakimler listesi adaletin ölüm fermanıdır. AK Parti iktidarları bu alçak terör örgütüyle mücadeleye başlamıştır. FETÖ geriliminin fitilini ise CHP'li Gök ateşledi. 15 Temmuz darbe girişiminin iddianamelerinden birinden alıntı yaptı Gök. Kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırmıştır diyor. Bunu devletin savcısı söylüyor. FETÖ'cü olmadığı halde FETÖ'cülükle suçlayan burada siyasi rant devşirmeye gayret eden de Sayın milletvekilleri lütfen dinleyelim. O kanun tasarısında imzası olan AK Partili milletvekillerine yüklendi. Siz bana ne anlatıyorsunuz? Altında imzan var mı senin? İmzan var. İddianamede diyor mu? FETÖ siyasi otoriteye bu kanun teklifini verdirdir diye. AK Parti kanadından Ramazan Can yanıt için kürsüdeydi. 17-25 Aralık'tan önce AK Parti bu alçak yapıyla belki bazı uygulamaları beraber götürmüş olabilir. 17-25 Aralık'tan sonra Cumhurbaşkanı adayınız kim idi? Cumhurbaşkanı adayınız kim idi? Burada sözün nereye gideceğine iyi dikkat etmek lazım. FETÖ, FETÖ'cülük, örgüte yardım tartışmaları uzadıkça uzadı. MHP'liler de dahil oldu o tartışmaya. Burada bunları konuşacak çok şey var. O yüzden biraz daha dikkatli olmaları lazım. FETÖ terör örgütünü desteklemiş olduğu bir aday minvalinde buluşmuştur dedim. Kastım odur. Milliyetçi Hareket Partisi'yle alakası yoktur.